Merhaba çocuklar. Bir önceki dersimizde bir gün içerisinde yaptıklarımızı anlatmak için bize gereken kelimeleri vermiştim. Onları çalışın demiştim. Şimdi o kelimeleri nasıl kullanacağız, nasıl cümle yapacağız? Bugün ona bakacağız. Bundan önce küçük bir bilgi vereceğim size. Cümle içerisinde zamanla ilgili kavramları kullanırken aşağıdaki tablodaki gibi önlerine in, on ve et getirilir. Cümlede önce saat, sonra gün, daha sonra da vakit söylenir. Evet, bir tablomuza bakalım. Et, DD anlamına geliyor çocuklar bunlar cümlede. İşte saat verirken işte 2'de 7'de yaptığım gibi. At 2 p.m. At 7 a.m. Evet, günlerden önce 10 getiriyoruz. 10 Monday, 10 Tuesday gibi günü söylüyoruz. Vakitlerden önce 3 tanesinde in kullanılıyor. 2 tanesinde de at kullanılıyor. Yine DD anlamında. In the morning sabah, in the afternoon öğleden sonra, in the evening akşam. At noon, öğlen, at night da gece demek. Bir tane örnek cümle verelim. Cümlelerimize bakmadan önce hepsini bir arada bir görün. Bu bilgiyi niye verdim? Örneğin, I go to school at 8 a.m. on Tuesday in the morning. Evet, bakın cümlemizde saatten önce eti getirdim. Önce saat. Go to school, okula gitmek bu arada. 8'de gidelim dedim. Sonra günü söyledim. Salı on Tuesday. Salı 8'de giderim. En sonunda vakti ekledim. In the morning. Salı sabah 8'de okula giderim dedim. Önce saat, sonra gün, daha sonra da vakti getiriyoruz. Bu arada mesela gün olmadan da kullanabiliriz çocuklar. İlla bu sırada olmak zorunda değil. Hangini söyleyeceksem onu getiriyorum. Evet, başlayalım. Olumlu cümleyi nasıl yapacağız? I bla 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 nokta noktayı yaparım anlamına gelecek. İşte saat, gün ve zaman vakit vermek istediğimde de bu sıralamayla getireceğim. Başlarını on, et ve in onu kullanarak. Evet, I get up kalkarım. I get up at 7 a.m. 7'de kalkarım. I get up at 7 a.m. on Monday. Pazartesi 7'de kalkarım. I get up at 7 a.m. on Monday in the morning. Pazartesi sabah 7'de kalkarım. Evet, örnek cümlelerimize bakalım. Burada isterseniz bir tane beni izleyin. Ondan sonrakileri de siz yapmaya çalışın. Bakın, sağ üst köşede saati söyledim, günü söyledim. Yavaş yavaş cümlemi uzatacağım. Evet, kelimem wake up, uyanmak. I wake up, uyandım. I wake up at 8 o'clock. 8'de uyandım. I wake up at 8 o'clock on Tuesday. Salı 8'de uyanırım. Uyandım değil de uyanırım, geniş zaman. Orada hatalı söyledim. Evet, şimdi kelimem get dress. Evet, artık durdurun cümleyi. Önce siz yapın çocuklar. Yavaş yavaş bunları ekleyin. I get up kalkarım. I get up at 7 o'clock. 7'de kalkarım. I get up at 7 o'clock in the morning. Sabah 7'de kalkarım. Evet, kelimem get dress. I get dress. Giyinirim. I get dress at 9 a.m. 9'da giyinirim. I get dressed at 9 a.m. on Wednesday. Çarşamba 9'da giyinirim. Evet, olumsuzu nasıl yapacağız ona bakalım. I don't deyip I don't bla 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 nokta noktayı yapmam anlamına gelecek bu. Yine aynı şekilde zaman, saat, gün kullanmak istediğimde bu sıralamayı kullanacağım. Önce saatim gelecek, sonra günüm, sonra vakit. I don't read a book. Kitap okumam. I don't read a book at 9 o'clock. 9'da kitap okumam. I don't read a book at 9 o'clock on Sunday. Pazar 9'da kitap okumam. I don't read a book at 9 o'clock on Sunday in the evening. Pazar akşamı 9'da kitap okumam. Evet, örnek cümlelerimize bakalım. Yine önce siz yapmaya çalışın çocuklar. Durdurun videoyu. Wash my face, yüzümü yıkamak. I don't wash my face, yüzümü yıkamam. I don't wash my face in the morning, sabah yüzümü yıkamam. Evet, kelimem get on the bus, otobüse binmek.
I don't get on the bus. Otobüse binmem. I don't get on the bus at 2 p.m. 2'de otobüse binmem. I don't get on the bus at 2 p.m. in the afternoon. Öğleden sonra 2'de otobüse binmem. Kelimem brush my teeth. Dişlerimi fırçalamak. I don't brush my teeth. Dişlerimi fırçalamam. I don't brush my teeth at 11 o'clock. 11'de dişlerimi fırçalamam. I don't brush my teeth at 11 o'clock on Friday. Cuma 11'de dişlerimi fırçalamam. I don't brush my teeth at 11 o'clock on Friday at night. Cuma gece 11'de dişlerimi fırçalamam. At homework time. Konumuzun özeti ol. Önce bu verdiğim bilgiyi ekran görüntüsü alın, defterinize yazın. Daha sonra konumuzun özeti olan bu sayfayı ve bu sayfayı defterinize yazın çocuklar. Kendiniz ekstradan örnek cümleler kurabilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.